Hepinize yeniden merhabalar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir video ile karşınızdayız ve bana harika bir makyaj yaptıracağız. Bakalım şöyle koyuyoruz. Nasıl? Yakışır mı? Ben niye böyle duruyorsam? Bunu yaptırmak istedik ve kuaförümüz de kabul etti. Hadi bakalım bu muhteşem makyajı izleyelim. Hadi geçelim makyaja. Bu arada abone olmayı unutmayın. Şşt yapacaktım. Abone olmayı unutmayın. Şşt. Aynı anda olmadı. Şey gibi oldu. Herkes kendi fıştığını yapsın. Bu arada biz bu kadını biraz onu zor kabul ettirdik. Yani anlam veremedi bizim çekmemize bir türlü. Ya, inanmadı. Kadın bizim bunu sosyal medya için çektiğimize inanmadı. Bizi şey sandı. Nişanımız, düğünümüz var falan sandı. Eğitmen misiniz siz? Öyle dediniz. Eğitmen misiniz? Eğitmenlik de var ama şu anda yapmıyorum. Bu arada şeyi sermesi güzel, hani en azından üstüme dökülmemesi için bir önlük serdi. Makyaj önlüğü mü deniyor, ne deniyor ona? Protesti bulmak da şimdi zor. Tam öyle bir işe başladım, protez tırnak eğitimi verecektim. Pandemide tabii eksik olunca bıraktım ben de. Eğitmendi kendisi zaten, söyledi bunu da. Daha önce eğitmenlik yapmış ama pandemiden önceymiş, hani pandemi sırasında bırakmış. Bu arada o mont hep benim yüzümde gezdi. Evet, her tarafı fonten oldu kollarını kendisinde. Eli yanmış söyledi. Ay elim de yandı ama şimdi böyle kamerada çıkacak dedi. Olsun. Olabilir yani. Minnacık bir kremle bak masaj yapmaya çalışıyoruz. Çekiştiriyor zaten. Kaşım başım düşünüyorum. Ay kaşım kopmasak bari falan diyorum, tamam mı? Habire de kaşımla oynuyor. Süngeri ilk sana kullandı. Temiz sünger çıkarttı paketin içinden. O yine güzel bir şeydi. Ürünleri çok kötü değildi bu arada. Genelde şey, yani çok kötü değildi değil mi? Kötü değildi yani ürünleri. Farmasinin ürünlerini kullandı genelde. Revelation'ın şu an bana sürdüğü şey. Concealer. Evet, olabilir, bunu bilmiyorum. Ne diyecektim? Sahte ürün yoktu ya sanki. Bilmiyorum, ben görmedim sahte bir şey. Sahte ürün yoktu gibi bir şey. Çünkü çok inceleyemedik biz oraya, çok anlayamadık. İzin vermedi. Çekmemize de izin vermedi ürünlerine. Bir de şey, yani hani o bedavadan eğitim aldın gibilerinden. Ya öyle demedi de hani sen de öğrendin işi kaptın falan diyor bana. Ben bunu böyle makyaj yaptırdım. Bayağı böyle bir gece makyaj tarzında. Saçında normal bir top dalga yaptırıp kendi tarzını topluyor. Şey gibi, gelin saçı. O bildiğin gelin zaten bu, belli. Allah. Bize oyun yapıyorlar. Biz evliyiz. Yok vallahi. Alakası var. Öyle zannetmiş olabilirsiniz ama bu ne gelin makyajı olur, ne nişan makyajı olur, rahat olabilirsiniz. Ya öyle bir kullanıyorlar ki ya. Ya işte ona inanmıyor yani. Diyor ki öyle bir kullanıyorlar ki. Öyle düşündü bizi muhtemelen. Muhtemelen değil, öyle yani. Bu arada o süngeri sıfır bile çıkarmış olsa fondöten süngeri mi? Ya değil, zaten o süngeri ben hiç sevmiyorum. Ben onlara ayakkabı süngeri diyorum. Biraz da sert o süngerler. Yani ne manası var, anladın mı? Hiçbir manası yok o süngeri. Şimdi concealer sürdü, şimdi de koyu mu sürüyor? Burada ne yaptığını çözemedik biz ya. Orada bir rengi denedi diye düşündük de sonra da hayır dedi. Ben sıcak soğuk tenime mi baktınız dedim, yok dedi. Yok dedi, evet. Herhalde biz biraz etkilemeye çalıştık. Etkilemeye çalıştık, hani eğitmenim ben, farklı bir şey yapayım falan. Biraz galiba sarı mı sana? Evet. Şimdi cilt makyajını kusursuz bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Göz makyajına geçmeden önce. Makyajı gördünüz, çok koyu bir tonlu bir makyaj. Yani cildi mahvedebilir. Yani hadi diğerleri yapıyor da bu nasıl yapıyor bunu? Eğitmen olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü diğerleri bazen diyor ki ben hiçbir eğitim almadım. Kendi ilgim, kendi alakam diyor. Eyvallah. Şimdi bunun ne manen? Bir de şey de böyle hani. Biliyorum, ben bilirim havalarındaydı, değil mi? O herhalde eğitmenliğim verdi. Bilmiyorum ya, böyle eğitmen olabilir mi? Böyle mi eğitim veriyorlar eskiden olanlar hani? Garip geliyor bana. Değilse de niye ben eğitimciyim desin? İkinci kez concealer sürüyor. Ya bir göz makyajını bitir. Bayılıyorlar. Şimdi bak, bu da kelebek yaptı. Daha göze geçemedi bile. Yani fara, göz makyajını. Cildi bitiremedi. Kaç dakika olmuş? Mesela şu an 4. dakikadayız videonun.
Hala cilt makyajını bitiyorum. Ben dedim bu arada güzel bir şey yapacak, güzel bir makyaj yapacak. Öyle düşündüm. Hani bunu yapabileceğini düşünmüştüm. Kendini iyi pazarladı. Ben olsam kanardım. Düğün makyajım falan olsa kanardım yani. Bu arada malzemenin çekilmesine izin vermediği için çekemedik. Söylemiştim kanka. Yo. Söyledim. Hiç hatırlamıyorum. Söyledim kız. Beni dinlemiyor. Sen de beni dinlemiyor musun? Abi oradaki siyah eyeliner nasıl siyah far olarak gördü? Ben onu anlamadım. Eyeliner'ı dağıtması lazımdı burada ya da ince bir farla yapabilirdi bunları. Yani daha ince böyle eyeliner gibi çekseydi şu farı. Çok kötü yaptı. Bu zaten her şeyi batırdı. Bu da MAC'in farıydı. Ya sırf siyah MAC'in farı var onu kullanacağım diye buna şu an siyah far sürüyor. Görmedi bence ya. Görmemiş de olabilir yani bilmiyorum. Tuba nasıl görmedi? Biz bu arada açık baksana bırakıyoruz. Hani makyaj boyunca açık kalıyor bu şeyler. Çok bakmıyor şimdi. Biz bunu istiyoruz ya. Bakmıyor ki. Çok bakmadı yani. Hı-hı. Takmıyorlar. Genelde kendi kafalarına göre yapıyorlar. Bunu da zaten doğru yere koymadı. Bir de doğru şekilde de dağıtamıyor. Zaten o fırçayla dağıtmaması gerekiyor. İyice hayır, mahvediyor yani. O fırçayla yani dağıtır da o fırçayla koymaz. Bu ne oldu? Bu bizim vampir makyajına doğru oldu. Gidiyor şu anda. Bir de bu kadar çok gözünün içine doğru girmesi de çok yanlış. Daha dışarıda yapması lazım. Baksana ne yaptı. Ya bir eyeliner çekip onu dağıtsa daha iyiydi. Keşke hiç bu fara işine girmeseydi. Şimdi onları silmeye çalışıyorum. Kaşına kadar çıktı çünkü. Ya bak şimdi burada ekstra şoplu bir fotoğraf var. Ona okeyim ben. Hani o kadar net tabii ki hiçbiri olmaz da oradaki kahveyi görmeyen de kördür yani. Bu makyajı yapan kuaför kör oldu. Kör Melia. Ben burada tabii bilmiyorum. Ben siyahı bana aynada gösterdi. Ben şoka girdim. Kübra'nın hiçbir şeyden haberi yok. Daha görmüyor. Ya, sürekli hiç bakmadı. Sonrasında bakmıştın sen. Şimdi alakaya maydanoz. Onu hiç sürmene bile gerek yok. Onun sürmesine gerek yok daha önceden gerçekten. Bu çok musallat bir şeydi ya. Ben böyle zor çıkan şeylere musallat diyorum arkadaşlar. Niye öyle diyor demeyin ya. Eyeliner öyleydi biraz. Çünkü bulaştırıyor ya, bir türlü çıkmıyor. Şimdi göreceksiniz. Dur bakayım orada neler yaşanmış ben merak ediyorum. Dur. Evet sen bunları görmemiştin. Bir de eşit olsun diye iyice kat çıkıyorlar ya, kapkalın oluyor o eyeliner. Orayı silerken bulaştırdı, burnuna sürdü şimdi o eyeliner'ı. Müştükü mü oldu mu? Ki yok. Siyah farın Mekin'dir. Siyah farın Mekin'dir. Öyle dedikten sonra izleyin şimdi bak. Hiç dökülme oldu mu dedi ya, bak izleyin şimdi. Neler yaşanacak. Baksana oraya da bulaştırmış tabii, gitmiyor ki, onu da dağıtamıyor. Şimdi orada oraya bir küçük bir şey vardı, onu sileyim derken bütün göz altına dağıttı onu. Elindekini bulaştırmadı bu arada, elindekini bulaştırmadı yani, gördüm ben tam oradaki şeyi sileyim derken bulaştırdı. Ama asla çıkmıyor. Ay gözaltım acıdı ya, var ya, çekiştire çekiştire baksana şuna. Bak bunu bayağı bir siliyor. Hızlandırılmış olmasına rağmen anlarsınız şimdi.
O kadar çok siliyor ki gözaltını. İki kere sürdüğü konsiller ne oldu? Uçtu. Hepsi uçtu gitti, kat kat sürmüştü oraya. 3-4 kat çıkmıştı oraya. Hepsi gitti şimdi. Ay, acımaya başladı ama artık biraz da silmesek mi artık? Bir şey değil, yıkıcı yağ bir şey değil. Yok da o kadar çok müdahale edince gözaltı alsanız ya. Acıdığına da inanmıyor, yakıcı yağlı bir şey değil. Kız gözün dolmuş diye. Baksana. Tabii çok normal, o kadar çok i̇şte, sildi ki. İyi olunca böyle oluyor bir şey. Kolay kolay bozulmaz. Bir hata yaparsın da şey ararsın ya altında. Malzeme iyi ama bak, güzel malzeme. Kolay kolay çıkmaz. Böyle bir ağır bir makyaj yapılacağı zaman önce göz makyajı değil mi? Var. Ama ben bazı tanelerde sıkıntı oluyor. Kullandığım malzemeden dolayı. Normalde göz makyajı bu sol kondikten oturtturum ben. Evet. Ama şimdi altta biraz far olsun ki kolay temizlensin. İşim uzuyor o zaman da. Nasıl bir işim ya? Aman. Asla dediği şeyi anlamadım yani. Her yere bulaştırdı şimdi, öbür gözünü de bulaştırdı. Ulan bu yüz var ya, bize diğer tarafta hesap... Az kaldı. O yağlı bazı kullanmak istemiyorum çünkü. ...diyorum. Yağlı baz kullanmak... Kullan şunu, sil ya! Vallahi içim şişti. Yağlı baz var, gerçekten kullansaydı yani bu kadar tahriş edeceğine keşke kullansaydı. Sonra silerdi, kuruturdu, kuru, bir şey yapardı, tekrar sürerdi. tabi böyle olunca şimdi o gözaltı makyaj bulaşık duruyor. Bulaştı kanka, bir yani de ne biliyor musun? Şimdi bu kadar yani. Açık bir concealer, belki de bu sana uygun yani, çok açık evet, bir ton. Bende grileşiyor zaten. Bunu ben kullanamam, anladın mı? Ay nasıl acıtıyor. Bu. Evet. Sonra çakmakla ucunu yakıp yumuşattı onu ama yine de boyamadı, yine de battı yani. Şurayı kapağa koy. O herhalde ucunda şey var ya, bir tahta parçası gibi sivri bir şey, o batıyor kalem gibi. İyi mi? Ay evet, batıyor şu anda. Orada çocuk kandırıyor sanki ya. Alo, açsana şu kalemi. Sürekli inkar ediyor ya, ben böyle sevmiyorum böyle şeyleri, inkar etmeyi. Hani bir hata yaptıysan kabul edeceksin. Aa evet doğru, özür dilerim de geç. Devam et şimdi. Eğitmen ya hani. Bak, öyle diyor ya. Aynı rümel gözümde şu an. Allah aşkına. Aynı rümel gözümde. Yani o güzelim rümeli nasıl böyle sürmeyi becerdi? Sen bundan çok rahatsız olmuştun değil mi? Üstten tarıyor 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 diye. Dediğim bu makyaj mı? Yok bu değil kanka. Benim dediğim böyle kıvırması. Geçen senin kesin yaptığın. Şu olay değil mi? Yok bu yine tam yapmadın. Kirpiği tam alıp böyle çeviriyorlar. Oh. Şey yapayım, maşa yapayım. Hı hı. Bu öyle yapmadı abi. Allah'ını seviyorsan. Aa hiç ayrılamadı kirpiklerin, hepsi birbirine yapıştı, çok kötü oldu ya. Ya her şey geç, eğitmen olmana da gerek yok. Bu rümel böyle mi sürülür ya? Sinirim bozuluyor artık. Şu an rimeli bitirdi olduğunu düşünüyor. Her şeyi geçirmeye takıldım. Kaça geçiyor şu an? Ha, Florman'ın lanet kaş kalemi. Ama dolmadı ki, boş, bağırıyor kaş. Ben boşum diye. Bak. Hı. Bırakıp bir süre sonra tekrar alıyor yani. Acıyı unuttun artık, tekrar yeşil geçebilirim. Ben artık bıktım artık zaten, hemen yapsın da kalkayım diye bakıyorum. Görselle hiçbir alakası yok şu anda o yeşilin. Tam senin dudağının rengi. Bir de boyasın. Ya da boyamıyor.
Yok çok hafif boy güzel ya. Güzel rengi. Burada ay, iki tane ruju karıştırdı kanka. Bu rujdan yoktu elinde. Ona en benzerini yapacağım dedi. Sanki diğerini benzer yaptın da ruju kaldı. Rujlarını almışlar müşterileri öyle diye. Baking yapıyorsunuz. Çakma baking. Yanaklara bak. Onlar öyle kalıyordu zannedersem yanlış hatırlamıyorum. Abi bir insan ben eğitimciyim diyorsa bir kontürde yani yüz attığına göre kontürde. Ne öğretiyorsun sen o zaman? Ne öğretiyorum? Eli süremedi. Eyeliner'ı batırdı. Farı dağıtamadı. Süremedi. Doğru fırçalar kullanmadı. Bilmem ne. Ananın kaşları kara. Mamanın gözleri hela. Gene çok benzemiş yani. Aşırı böyle ıklamış. Bunlar ya. Tabii tabii. Gerçi. Gözlerini kapatsana. Harika harika. Çok güzel oldu. O ne güzel dağıtmış siyahları. Tövbe bismillah. Eğitimci kısmı. Bir de şöyle aç. Evet eğitimciydi. Kocaman aç da şöyle alttaki yeşilleri de görelim. Vay 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 vay. Ruja bak ruja hele. Yani o far şekli nedir? Ne alakası var? Ruj desen ayrı, cilt desen berbat, kontür yerinde değil, kaşlar boş. Bir. Çok fena şeyler yaşandı orada. Göz altındaki yeşil. Zaten olmadı. Kaşların şu an çok kötü görünüyor ya. Hani taramamış bile doğru düzgün. Çok kötü görünüyor. Kuyrukları boş durmuş. Boş yani. Farı dağıtamadı. Eyeliner zaten orada öyle bir eyeliner kuyruğu yok. Onu dağıtması lazımdı. Kötü bir. Ruj da aynı değil. Hadi ruj yoktu. Yani tamam. Burada gerçekten hem Photoshop'la hem de çok çok güzel bir kız var. Bak, yani evet. Okay. Şimdi biz zaten konumuz o da değil. Ama yani biz bu makyajı istiyoruz. Bunu yani tamam. Birebir yapsa da böyle olmayacak ama konu abi bir siyah far nerede var yani? Anladın mı? Kahve farı sürüp, yeşil sürüp azıcık da bir cildi bildi güzel yapsa iki vereceğiz. Veremiyoruz arkadaşlar. Vallahi iki veremiyoruz arkadaşlar. Yani. Siz verebiliyorsanız aşağıda yorumlarda yazarsınız. Evet, sizin fikirlerinizi de merak ediyoruz. Ne ve eğitimciyim yani eğitimci demesi ekstra eksi bir. Efendim, eğitimci olup da böyle bir makyaj yapıyorsa vay haline eğitim verdikleri kişilere yaptığı makyajlara diyorum ve bir veriyorum. Ya biz şeyi de eleştirmiyoruz hani bazen diyor ki mesela abla ben manikürcüyüm ya şu an bunu öylesine yapıyorum diyor. Biz onu mesela bu şekilde gerçekten eleştirmiyoruz ama bu şekilde. Hem eğitimciyim deyip hem orada bize işte makyaj taktikleri böyle veriyormuş gibi yapıp o zaman hani insan da o zaman neyin eğitimi diye soruyor. Acaba yemek falan mı eğitimi veriyordu? Kız bizi yanlış anladı. Mutfakla alakalı falan olabilir. Belki güzel şey yapıyor, kıvırıyordu ama odadan sözlük oluyor. Yemekle ne alakası var? Hadi neyse hadi kapatalım. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling.